Merhaba sevgili dostlarım, Zeliş Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaziantep yöresinin meşhur lezzetlerinden Yeni Dünya kebabı yapacağız arkadaşlar. Yeni Dünya zamanı şu anda, tam mevsimi. Çok kısa bir dönem yapılıyor bu yemek. Yaklaşık bir ay zamanı oluyor. Bu süre zarfında yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Yeni Dünya'nın olgunlaşmış olanı değil de daha böyle ham halini, eşki halini almanızı öneririm. Ve sarımsak zamanı malum. Sarımsak da ekliyoruz bu kebabı yaparken. Sarımsakla birlikte pişen Yeni Dünya kebabı çok daha lezzetli oluyor. Buyurun malzeme listemize geçelim. Yeni Dünya kebabımız için buraya yarım kilo yağlı kıyma ekledim arkadaşlar. Dana, kuzu karışık da olabilir ama mutlaka yağlı kıyma kullanıyoruz. 2 adet bu şekilde taze sarımsağım var. Ve bir miktar ev halkına göre diyeyim, yani kullanacağınız tepsiye göre yeteri kadar Yeni Dünya kullanacağız. Ve buraya yanıma yemeğimin üstüne kullanmak için sadece bir çay bardağı su ekleyeceğim. Başka hiçbir malzeme kullanmayacağım. Etim için birer çay kaşığı tuz, karabiberim var. Onu etime ekliyorum. Ve bir miktar su alacağım yanıma su yardımıyla. Biraz yoğuracağız ve kebabımızı yapmaya başlayacağız. Yeni Dünya kebabımız için Yeni Dünyalarımızı bu şekilde ikiye bölüyoruz arkadaşlar. İçinin çekirdeğini çıkarıyoruz ve şu baş kısmını şöyle yıldız şeklinde alıyoruz ve içinin fazla çekirdeğini alıyoruz. Bu şekilde tamamını yapıyoruz. İçini temizledik, hazırladık. Şimdi sarımsağımı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şu üzerindeki fazla kirli olan kabuğunu ayırıyorum. Ve ortadan ikiye bölüp yine fazlalıklarını alıyorum. Ve tamamlamış oluyorum. Bu şekilde şu başındaki sert kısmı çıkarıyorum. Ve varsa şurada da sert kısım, onu da alıyoruz. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şu anda taze sarımsak mevsimi ve Yeni Dünya mevsimi. İlkbahar ayında yapılan bir yemektir bu. Tam mevsiminde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evde bu şekilde tepside de yapılabilir bu yemek. Mangalda, şişte de yapılır. Veyahut da tencerede, ocakta da pişirilen bir yemektir. Ama en güzeli bana göre tepside olan. Çünkü meyvelerin, sarımsağın suyu birlikte pişince çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde sarımsaklarımızı da hazırlayıp kıymamızı çok az su yardımı ile yoğuracağız ve kebabımızı yapmaya başlayacağız. Etimizi de yoğurduk. Artık kebabımızın yapım aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde etimden parçalar koparıp şöyle şekil veriyorum ve
tam ortasına yerleştiriyorum. Öncelikle sarımsaklarımı yapıyorum. Sarımsaklarımı bu şekilde tepsimin ortasına yerleştiriyorum. Tam ortada yemeğime lezzet versin istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz ve ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi yeni dünyalarımıza geçebiliriz. Yine aynı şekilde etimizden bu şekilde cevizden küçük parçalar koparıp tam ortasına yerleştiriyoruz. Ve diğer yeni dünyayla birleştirip bu şekilde kebabımızı yapıyoruz. Tamamını bu şekilde yapacağız. Fırınımı 200 derecede açtım, ısınıyor arkadaşlar. Isınmış fırında hemen fırınlayacağız. Oldukça pratik bir yemek. Hazırlaması 10 dakika. Sarımsak kebabımız hazır. Şimdi üzerine bu şekilde bir çay bardağı su gezdiriyorum. Başka hiçbir şey kullanmayacağım. Bu su yeterli olacaktır. Çünkü zaten yeni dünya sarımsakta suyunu birazcık salıyor. Evet, bu şekilde 200 derecelik ısınmış fırına koyuyorum. Ve yaklaşık 35-40 dakika fırınlıyoruz. Yeni dünya kebabımız pişti. Yaklaşık 40 dakika fırınladık. Mayhoş, nefis bir lezzet ve sarımsak kebabımız Gaziantep yöresine özgü ilkbahar ayında yapılan nefis bir yemektir. Kısa süre içerisinde ilkbahar döneminde bu lezzeti denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek olursanız çok sevinirim.